O çantaları bırakır mısınız? Aa, niye o? Yanımıza çanta almadan mı gideceğiz? Hanımefendi, çantalarla otobüse binilmez. Ha. Kargoya mı verelim abi? Ne? Kargalar mı taşıyacak? Sabah sabah çattık. Kızım, şunların çantalarını al, at bagajı bir yere binsinler gitsinler. Merhaba. Bırak, vermeyeceğim valizimi. Ben de kargalara vermeyeceğim. Buyurun hanımefendi, siz benim çantamı alabilirsiniz. Siz arkadaşlarıma bakmayın. Kızım, versenize çantanızı. Vermiyorum. Çantanızda değerli bir eşyanız varsa lütfen alın. Ama bu çantalar otobüse binemezsiniz. Tabii ki var. Şimdi alabilirsin. Merhaba. Aa, siz de mi geleceksiniz acaba? Tabii ki, ben bu otobüsün hostesiyim. Ben de sadece hostesler uçaklarda olur sanıyordum. Al. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim. Söyle Murat, bir sorun mu vardı? Rahatsız ettim efendim, kusura bakmayın. O ne biçim laf öyle? Geç otur. Bugün iş için tanıdığım olup olmadığını sormuştunuz. Evet. Aklıma birileri geldi efendim. Senin tanıdığınsa iş alınmış bir. Aslında bir demek yanlış oldu. Bir değil, 4 kişi. Kaç kişi? 4 arkadaş. Hani bize tatlı getiren tatlıcı Ali Usta var. Onun ahbaplarıymış. Ha, Ali Usta. Ali Usta'yı tanırım. Bakın efendim, gelecek insanları ben tanımıyorum. İstanbul'dan gelecekler. Ama Ali Usta'nın dediğine göre iyi insanlarmış. Hatta kayınvalidesi kefil olmuş. Murat, sorun değil. Gelince getir, konuşuruz. Teşekkür ederim efendim. Ha, bu arada bir şey ister misiniz? Yok, hayır. Ha dur, mutfağa bir ara da bana bir rakı sofrası hazırlasınlar. Peki efendim. Ha, rakının sofrasına bir de müzik gerekir. Aa, kızlar, adamın biri bizim isimlerimizi yazmış, baksanıza kağıda. Reyhan, Rüya, Sinem, Özlem. Aa, demek ki Kuşadası'nda bizim isimlerimizden çok insan var. Oy. Bunda şaşırtıcı ne var? Gelin gelin. Kardeş, bir şey sorabilir miyim? Ha buyur bacım. Sen bu isimleri tanıyor musun? Yo, tanımıyorum. Tanımıyorsan niye yazdın o zaman? Bu isimlerdeki arkadaşları arıyorum da ondan. Niye? Ne yapacaksın zavallıları? Kan davası falan mı yoksa? Ha, kan davası. İsimlerini buraya yazdım. Onlar da biz buradayız deyip çıkacak. Ben de uğrayacağım. Manyak mısın kızım sen ya? Öyle şey olur mu? İstanbul'dan gelecekler de karşılayacak. Ay öyle desene. Hem tanımıyorsun hem de onları karşılamak için ismini yazıyorsun. İlginç. He, kayınvalidem göndereceydi bunları İstanbul'dan iş için. Ben gelmeden inmiş olacaklar herhalde. Yoksa siz bunlarla danıştınız mı ha? Yok. Biz kimseyi görmedik. Niye sordunuz o hal? Aa, bizim isimlerimizle aynı da bunlar. Ondan merak ettik yani. Ne? Aynı mı? Evet. Siz İstanbul'dan mı geldiniz? Evet. Lütfiye Hanım mı gönderdi sizleri? Evet. Nereden bildin? Yol paramızı bile verdi. Fakat damadını bulamadık. Hay Allah sizin iyiliğinizi versin. Kadalarını aldım. Ben de sizi arıyorum ya. Sen bizi tanıyor mu? Yo, o yüzden isimlerinizi dövize yazdın ya. Neye yazdın, neye yazdın? Dövize. Döviz denir buna. Yoksa sen. Evet ben, Ali. Seni Allah çıkar karşımıza. Başka bir arzunuz var mı efendim? Yok sağ ol. Balıkta pek leziz görünüyor. Ahçımız sizin için özel olarak pişirdi efendim. Sağ olsun. Hah, patroncum müsait miydin? Benim bir süreliğine iş için dışarı çıkmam lazım eğer müsaade edersen. Bugünlerde çok kaytarıyorsun. Gözümden kaçıyor zannetme. Yok vallahi kaytarmayla ilgili değil patron. Tamamen iş için. Zaten Suzan'la Necla kapıda seni bekleyecekler. Tamam? Hadi bakalım. Ne boklar karıştırıyorsun lan? Bu adamın işleri de pek gizlilik içinde. Beni huylandırıyor. Tamam Ali. Evet. Abbas Bey'le konuştum ben. Tamam, siz lobide bekleyin. Ben hemen geliyorum. Oraları temizleyin. Gel. Efendim afiyet olsun. Sağ ol, buyur. Sağ olun efendim, ben yedim. Bahsettiğim kişiler geldi, görmek ister misiniz? Tamam. Biraz sonra içeri al. Yemeğin bitmek üzere. Peki efendim. Ali, sence bizi işe alacaklar mı? Vallahi orasını ben bilemem, gadasını aldım. Patronun asistanı var Murat Bey, o aracı olacak. Ali merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İş için beklediğiniz arkadaşlar bunlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Affedersiniz hanımefendi, bir sorun mu var? Yo beyefendi, hoş bulduk. Tekrar hoş geldiniz. Yemek yapmayı biliyor musun? Ben çok güzel balık yaparım. Özellikle Şiş'te yaptığım balık en iyi yaptığım yemektir. Bir kere en iyi balık Şiş'te yapılmaz. Böyle ortasından kesilerek yapılır. Şiş. Kesilerek. Tamam, kesebiliriz burada. Abbas Bey bizi bekliyor. Haydi hayırlısı kızlar. Bol şanslar. Hiç heyecanlanmayın. İş deneyimlerinizi söylemeyi de sakın unutmayın ha. Görüşmek üzere Murat Bey. Teşekkürler Ali, sağ ol. Sus kız. Adam daha bizi işe almadı ki. İş mi? Ne işi? Sus kız. Ay biz iş alındık mı? Yo, henüz belli değil. Abbas Bey'le görüşeceksiniz, o karar verecek. Ne güzel söylediniz beyefendi. Evet, evet. Buyurun, Abbas Bey bizi bekliyor. Beni tanımadınız galiba. Abbas Bey'in asistanıyım ben. Geçemezsiniz. Eski köye yeni adet mi getirdiniz? Bu kızlar kim? Abbas Bey'in beklediği konuklar. Hayırdır güzelim, bir sorun mu var? Rüya haklı. Önce keseceksin. Ha. Keseceksin tabii. Hem de tam ortasından keseceksin. Hala konuşuyor ya. Benden daha iyi bileceksiniz sanki. Ben kaç kere şişledim biliyor musun? Oo. Hadi kızlar çabuk gelin. Şiş. Kızım keseceksin dedi ya. Şişleyecekler kızım adamı. Kim bu kızlar? Vallahi bilmiyorum ama oldukça belalı tipleri benziyorlar. Ne oluyor be? Ne oluyor burada? Bilmiyorum, geldiğimizde böyleydi. Ulan kızım, adam bel koyuyordu. Dokunma. Ölmüş bu. Tüh be. Tam da iş bulduk derken adam imamın kayığına bindi gitti. Kısmete bak ya. Of. Ah Abbas Bey, dağ gibi adamdın. Sen böyle ölecek adam mıydın? Kaya gibi adam. Ağzından bir şey çıktı. Ay, ben bakamayacağım. Ruhu çıkmış olmasın. Abbas Bey iyi misiniz? Kızım hortladı mı adam yoksa? Gelin size yardımcı olayım. Ay, ay. Oh, şükür, şükürler olsun. Aa, kendine geldi. Konuşmaya da başladı. Bana kim vurdu? Kıçın! Ben vurdum ama kötü bir niyetim yoktu. Pislikler. Ben de sizi dost bilirdim. Hemen ispiyon ettiniz beni. Kusura bakma dostum ama senin yüzünden postu derdetmeyelim yani. Beni çok korkuttunuz Abbas Bey. Abbas Bey iyi misiniz? Hastaneye gidelim mi? İyiyim. İyi. Kızım hayatımı kurtardı. Abbas biraz Murat, kim bunlar? Efendim size bahsettiğim 4 arkadaş. Ha, güzel. Bunlar. Geçin oturun. Demek ki sizsiniz.